Hacet duası diye bir dua var. Arkadaşlar, ben bu duayı çok okudum. Hacet namazının arkasından Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tarif etmiş. Arkasından tavsiye edilen bir dua. O duayı, o namazı kılıp iki rekat, o namazı kılıp arkasından o duayı okuyup hacetini Cenab-ı Hakk'a arz edip de eli boş dönen bilmiyorum. Ben de çok denedim ve eli boş dönmedim. Bu duayı ve bu bağlamdaki birçok duayı, hacet namazı, hacet duası kastettiğim, İmam Münziri'nin Tergib Terhib'inde bulursunuz. Ard arda zikredilmiş 3-4 ayrı rivayet, yanlış hatırlamıyorsam, orada mevcuttur. Efendim, yapın, deneyin, okuyun. Göreceksiniz ki وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهِ. Bu bir hakikat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuşsa böyledir arkadaşlar. Hacetiniz ne olursa olsun, meşru çerçevede hacetiniz ne olursa olsun, bunu yapın, bu hacet namazını kılın, bu hacet duasını okuyun. Göreceksiniz Cenab-ı Hak hacetinizi yerine getirecek. Sıkıntınız neyse onu giderecek. Ama bunun bir şartı var, inanarak yapacaksınız. Namazın belli bir vakti var mı? Yok, belli bir vakti yok. Namaz kılınabilen her vakitte olabilir. Efendim? Tabii. Peş peşe yazıyor. Meşru çerçevede hacetiniz, talebiniz ne olursa olsun, Cenab-ı Hak bunu yerine getiriyor. Duayı Arapça, efendim, yapmak, daha... Evet, şüphesiz öyledir. Tabii. Yani birçok kavram, birçok ıstılah, birçok tabir var ki biz bunları tercüme edemiyoruz. Tercüme ettiğinizde anlam kaybına uğruyor. Dolayısıyla asıl olan, nasıl ki namazı orijinal dilinde kılıyoruz. Efendim, namaz içinde birçok dua okuyoruz, bunları orijinal dilinde okuyoruz. Namaz sonrası duayı da özellikle böyle tavsiye edilmiş mesur denen duaları da orijinal dilinde okumak lazım.